Memleketi aramanın ve saatlerce sohbet etmenin en tasarruflu yollarını muhabirimiz Özkan'dan dinliyoruz. Türkiye'li vatandaşlar en uygun konuşma paketleriyle artık memleket hasretini dindiriyor. Efendim, Stoke Newington'da turlamaya devam ediyoruz. Buradaki esnaf abileri, ablaları ziyaret edeceğiz. Bakacağız onlar neler yapıyor. Buradaki dükkanlara bir gireceğiz. Onlarla muhabbetler gerçekleştireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Efendim, yepyeni bir Like Mobile bölümüyle daha karşınızdayız ve yanımızda bir hemşerimiz var. Ona mikrofonu uzatacağız. Abi selamlar. Merhaba, aleyküm. İsim nedir? Münip, Münip Kadıoğlu. Münip, daha önce hiç duymadığım bir isim. Nedir? Ne demek abi, anlamı nedir? Yani iyi yola dönmüş, temiz. Bak, eskiden nasıldık rahmetli yani? Rahmetli dedemin adı. Hani iyi yola dönmüş derken? Yani ermiş kötü... böyle. Hayır, ermiş değil canım ya, alakası yok. Yani tövbe etmiş birçok şeye, iyi yolda. Geçmişte kötü şeyler mi yaptın abi? İyi de ben yapmadım, benim adım öyle yani. Rahmetli dedemin adı, ben bir şey yaptım. Ben hep masumdum diyorsun he. Senin adın ne o zaman? Benim adım Özkan. Senin adın konu. Özkan şey demek, asil demek. Öz. Öz tabii. Özkan böyle, asil bir insan. Asilkan. Okay. Mesela hep öyle asil bir insandım. Sana bir ülkenin başkentini sorsam. Portekiz mesela, başkenti neresidir? Bilmiyorum. At ya kafadan bir tane yarat böyle. Portekiz'le alakalı hiçbir şehir biliyor musun? Futboldan örnek verelim mesela. Hiç sevmem. Futbol öyle sevmiyor musun? Aynen öyle. Ya, o zaman sana ne diye veremeyeceğim abi. Verme canım. O zaman mikrofon vereyim ben sana. Yok sağ ol. Selam gönder memlekete. İstanbul'daki ve Hatay'daki tüm akrabalarıma buradan güzel dileklerimi, sevgilerimi iletiyorum. Abim kolay gelsin. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Sen burada baklavaları falan dizmişsin, asıl meslek bu mudur? Ya asıl meslek bu değil, baklavacılık değil de sonradan oldum. Nasıl, ne oldu dedin, ne oldu? Bilmiyorum, aniden oldu. Hani bir gün kalktım, ben bugün baklava yapmalıyım diye mi başladın? Yok öyle bir şey olmadı da yani birden ne bileyim kendimi burada buldum böyle. Ya canım baklava çekti, nereden alayım, nereden alayım diye düşünürken... Baklavayı çok seviyordum, her gün yemek istiyordum, dedim en iyisi baklavacı olayım. Abi, duyduğum en mantıklı sebep biliyor musun? Normalde soruyorum niye bu mesleğe başladın diye, bu kadar mantıklı bir sebep hiç duymamıştım. Mantıklı değil mi? Çok mantıklı. İsim nedir abi? İsmail. İsmail abi kaç yıldır Londra'dasın? Vallahi bayağı oldu ya. Bayağı derken sen de mi unuttun? Unuttum. O kadar oldu ki ne zaman geldiğimi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum, bayağı oldu yani. Peki baklavacılıktan önce ne iş yapıyordun? Önce kasetçiydim. Kasetçi derken video kaset falan mı? Yok bu müzik kaseti ya. Şarkı mı yapıyordun? Şarkı söylemiyordum. Ne yapıyordun tam? Satışını yapıyordum. Abi un kapı falan? Ha, un kabını misali. Abi mesela ben sana geliyorum, diyorum ki benim cebimde para var, bana albüm yap. Yok. Burada müzik işi yapıyorduk. Şöyle, ismini de söyleyeyim. Melodi Müzik diye bir dükkan vardı, müzik dükkanı. Yani sanatçıların kaseti falan çıktığında onların bir satışını toptan alıyorduk. Hem para kendine hem toptan dağıtımını yapıyorduk. Kaset, video kaset, şarkı kaset. Video, şarkı, türkü yani CD, kaset, plak falan filan. Ondan sonra onlar öldü tabii. O işe bitti, internet çıktığından sonra. İnternet çıktı, mertlik bozuldu diyorsun. Maalesef öyle oldu. Peki abi sen şimdi buradan memleketi arıyor musun? Memleketi arıyoruz tabii ya. Peki ne kullanıyorsun ararken? Telefon kullanıyorum. Peki, telefonda Leica var mı? Leica var ha, evde var Leica. Evde Leica var. Dakikası 1 kuruş ev telefonlarına, cep telefonu 5 kuruş. Evet, çünkü bayağı iyi yani. Leica çıktıktan sonra zaten çok uzun uzun rahat rahat konuşabiliyoruz. Mesela eskiden bundan mesela 10 sene önce böyle arıyordun 2-3 dakika anca konuşuyordun değil mi? Alo nasılsın, iyi misin, hadi ben diyeyim, hadi görüşmek üzere diye kapatıyordun. Leica çıktı, saatlerce konuşabiliyoruz. Tabii yani şimdi reklam olsun diye değil de gerçekten yani bayağı iyi oldu. Tabii ki. Like'a çıktıktan sonra bir hizmet bence yani. Büyük hizmet tabii ki canım. Dakikası bitmedi. Bedava ya. Evet. Bakarsın ileride bir de üstte para da verirler yani. Peki bunlara da kalmayacağız. Hatta sana like'a üstte para verecek dedin ya. Bak hediye veriyor mesela şimdi. Üstte hediye verecek sana. Ben de size Niyazi Usta'nın, meşhur ustamız Niyazi Usta'nın yapmış olduğu iyi baklavalardan ikram edeyim. Bir yiyin, bir tadına bakın. Ne kadar iyi olduğunu... Sen bana soru sormadan vereceksin değil mi bu hediyeyi? Ben soru sormuyorum. Çok iyi bir adamsın yani. Şimdi Niyazi Usta'nın baklavaları gerçekten meşhur yani. Tamam, birazdan yiyeceğiz. Eyvallah abi, çok sağ olasın. Kolay gelsin.
Efendim bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her hafta Kuzey Londra'dan sizlere sesleniyoruz. Bugün baklavacı bir abimizdeydik. Önümüzdeki hafta sizle de bir röportaj yapabiliriz tabii ki. Like hakkında bilgiler aktarmaya ve memlekete selamlar göndermeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Tekrardan görüşün diyerek hoşçakalın. Başka ülkelerde yaşamak artık sorun değil. Sevdikleriniz bir telefon kadar yakın.